Bu nereden ihtiyaç doğdu, böyle bir aday arayışı neden gerekti sorusuna geldiğimiz zaman bir defa şunu görüyoruz. Öncelikle AK Parti dışında diğer siyasi partilerin bir çaresizlik içerisinde olduklarını, bir aziyet içerisinde olduklarının en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum. Aslında bu arayışa neden kalkıştıklarının nedeni 30 Mart seçim sonuçları belli ki muhalefet partilerini ciddi şekilde sarsmış ve bundan dolayı böyle bir ortak aday bulabilir miyiz, AK Parti'nin adayını durdurabilir miyiz arayışını başlatmış oldular. Aslında 30 Mart seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından son derece önemli bir gösterge olacak demiştik seçimlerden önce. Ve 30 Mart seçimlerinde de AK Parti'nin bu şekilde güçlü bir zafer kazanması elbette ki muhalefeti sarstı. Ve bundan dolayı da muhalefet çaresizlik içerisinde böyle bir arayışa girişmiş oldu. Bir defa çatı aday tutar mı tutmaz mı benim kanaatim? Öncelikle ben bu adayın tutmayacağı kanaatindeyim. Ve çatının bir defa sağlam olabilmesi için temellerin ve duvarların da sağlam olması lazım. Tabanın sağlam olması lazım. Böyle bir şeyin olmadığını biz çok net görüyoruz. Bundan dolayı bu çatı adayın kim olursa olsun tutmayacağının da ben bunun bir göstergesi olduğu kanaatindeyim. Sayın Bahçeli'nin önerisine ne diyorsunuz Sayın Gül'e? Tabii bu öneri de çok enteresan. Yani AK Parti'nin adayına başka bir AK Parti'yi karşısında çıkarmak istiyorlar. Doğrusu bu da yine biraz önce söylemiş olduğum çaresizliğin ve aciziyetin bir göstergesi. Yani Türk siyasetine, Türk halkına umut veren başka adaylar diğer partilerden çıkmıyor. Dolayısıyla bir AK Partili'ye karşı başka bir AK Partili'nin aday gösterilme çabası gayretini böyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da Türkiye'deki muhalefet sorununun da en önemli bir göstergesi olarak bu arayışı ben değerlendiriyorum. Annelerin gidip BDP önünde BDP'yi protesto etmeleri ve çocuklarını daha kaçırılan, kaldırılan çocuklarını geri istemeleri ilk defa bu oluyor. Dolayısıyla artık bu cesaret, bu güven, özgüven annelere ve Kürt kardeşlerimize gelmiş durumda. Bundan dolayı ben bunu çok önemli bir aşama olarak kaydediyorum. Ve bugüne kadar çözüm sürecinde bildiğiniz gibi bir yılı aşkın zamandır çok şükür kan dökülmedi. Ve bu barış ortamı, huzur ortamı o bölgedeki insanların gözlerinin içini güldürüyor, yüzlerini güldürüyor. Tabii BDP'lilerin yapmış olduğu açıklamalar doğrusu ikna edici açıklamalar değil. Daha önce de bir takım kaçırma olayları oldu. Onlar gidip alıp geldi. Aleviler konusunda atılması gereken adımları bugüne kadar şartlar el verdiği müddetçe attık. Ayrıca son demokratikleşme paketinde biliyorsunuz ayrımcılığı suç haline getirdik. Orada da yine bir pozitif ayrımcılık söz konusu oldu. Bundan sonra yapılacak konular tabii ki atılacak adımlar var. Bunu önümüzdeki dönemde inşallah birlikte göreceğiz. Çalışmalar devam ediyor. Olgunlaştığı zaman tabii ki kamuoyuna açıklayacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden evvel bir adım atılması mümkün olabilir mi? İnşallah yani öyle temenni ediyoruz. Bir en kısa zamanda inşallah çalışmaları sonlandırmak istiyoruz. Evet. Sayın Başbakanımızın da yapmış olduğu açıklamada cemevini ibadethane olarak kabul etmemiz söz konusu olamaz. Çünkü biz Aleviliği İslam dairesi içerisinde kabul ediyoruz ve Alevilerin büyük çoğunluğu da zaten bu şekilde kabul ediyor.